Herkese yeniden merhaba, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başından da anladığınız üzere Frommer'ın yeni Free Speed serisini deneyeceğiz. Bu seride primer var, tone up bir ürünü var, tam olarak ne işe yaradığını anlamadığım. Lipstick, eyeshadow ve gloss ve kalemi de var. O yüzden böyle makyajınızda kilit olabilecek neredeyse her şeyi bir koleksiyona sığdırabilmişler. Ben denedim birkaç kere. O yüzden sizle de şimdi deneyip hem neler hissettim, nasıl sonuçlar aldım onu söylemek istiyorum. Çok fazla ekstrem bir deneyime sahip olamasam bile sizle beraber bir kez daha denemek istiyorum. Öncelikle primer'dan başlıyorum. Radiant Finish Makeup Primer diye geçiyor. Fiyatı normalde 29.99 iken şu an indirimle beraber 17.99'a düşüyor. Bize vaat ettiği şeyler ise cildi kusursuzlaştıran jel makyaj bazı, ışığı yansıtan, kapsül edilmiş renk kürecikleri, aloe vera, salatalık yapısıyla ciltteki kusurlara etki eder ve kusur görünümünü ortadan kaldırır. Yeterli miktarda ürünü tüm yüzüne azıcıkça uygulayınız. Fondöten uygulamadan önce birkaç dakika bekleyiniz. Diyor, dermatolojik olarak test edilmiştir. Serinin güneş görmeyen yerde bum. Özellikle böyle nem veren ürünleri seviyorum. Neden? Çünkü siz ne kadar nemlendirirseniz nemlendirin, makyajın aslında ana problemi her zaman nem oluyor. Şöyle içerisindeki küçük pıtırcıkları göstermek istiyorum size. Ciltle nasıl bütünleşiyor ve masaj yaptığınız zaman nasıl kayboluyor. Güzel de bir ışıltı veriyor farkındaysanız o içindeki kapsüller gittiğinde. Aa, hiç fark etmemiştim. Çok hafif renk verdi. Kendi yüzümü sürdüğümde hiç bunu fark etmedim ama elimin üstüne uyguladığımda kesinlikle renk veriyor. Güzel. Şimdi yüzümüze de uygulayalım hemen. Bu içindeki pıtırcıklar bence hem ışıltı veriyor hem renk veriyor. Ama bir yandan da primer'ınızı tamamıyla cildinize yedirdiğinizde, yani bazınızı nem veren ürünleri, fondötenden daha iyi sonuç aldığınızı düşünüyorum. O yüzden sadece nem vermesi açısından değil de bu açıdan da iyi gibi geldi bana. Bir de özellikle hissiyatı, sanki böyle biraz önce yüzüme su çarpmışım ve çok hafifçe nemini almışım gibi bir hissiyatı var. Kesinlikle nemi hissediyorum, yani cildime nüfuz ettiğini nemin. O yüzden açıkçası sevdim. Bunu birkaç kere uyguladım. Yani iki kere uyguladım. Birinde fondötensiz, birinde fondötenle uyguladım. Fondötenle uyguladığım zaman gerçekten yani o fondötenin yapısı da nemli olsa bile cildimde ekstrem bir kuruluk görmedim ki bu sıra çok fazla nemsizleşiyor. O yüzden gündelik olarak nem ihtiyacınızı karşılayabilecek bir primer olduğunu düşünüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda makyaj videolarımda da eğer görürseniz bilin ki severek kullanmışım demektir. Bir diğer ürün ise Flawless Tone Up Cream'i. Bu ürün bana aslında çok garip geldi. Neden bunu çok fazla emin olamadım? Cilt tonunu dengelemeye yardımcı bu krem, makyajsız uygulanma doğal görünüm sağlar. Göz alıcı, sedefli ışıklar içeren formülü cildin bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Cümle düşüklüğü. Yeşil çay ve alkit özleri içerir. Cilt bakımının son adımında cildiniz ürünü daha hızlı absorbe etmesi için dediğinize yeterli miktarda ürünü uyguladıktan sonra nazikçe dağıtınız. Ya dermatolojik olarak test edilmiştir diyor. Cilt bakım ürünleri dediğinden kastı sanırım günlük cilt bakım ürünümden bahsediyor. Gerçekten çok garip geldi. İngilizcesinde de diyor ki help to provide excellent soothing and moisturizing effect. Tamam, nem kazandırır ama ben bunu makyaj bazı olarak kullanacağım sanırım yine. Çünkü denedim. Hafta içi denedim. Cildimde farklı bir renk olmadı. Yani belki de benim cildimde bir sürü leke olduğu için ya da ben tam kapatıcılığı bu kadar çok sevdiğim içindir ama çok ince bir yapısı var. Renk neredeyse vermiyor. Kiko'nun da bu tarz ürünleri vardı, böyle renksiz. Yakından da görmenizi istiyorum. Çok ekstrem bir akışkan değil. Aynı krem gibi. Hatta bana direkt neyi hatırlattı onu söyleyeyim. SPF kremlerini, yani güneş koruma kremleri gibi bir kokusu ve yapısı var. Özellikle nemsiz ciltlerin sevebileceğini düşünüyorum. Bunun da fiyatı 29.90 iken 17.99'a düşüyor. Açıkçası bu diğer primer kadar beni heyecanlandırmadı. Evet, cildime nem verdiğini hissediyorum ama neden heyecanlandırmadı? Çünkü önerdiği şey, yani bana sunduğu şey renk eşitliğiyken ben cildimde hiç öyle bir şey görmüyorum. Biraz oturunca daha da böyle bir, ilk sürdüğünüzden biraz beyaz duruyor. Belki de o içinde bahsettiği ışıltılar yüzündendir. Ama bilemedim. Yani şurada gördünüz mü? Biraz
yağlı ciltlere kesinlikle uygun değil, uygun olmadığını düşünüyorum bu arada. Çünkü hissiyatı bayağı yağlı. Yani yağlı bir ciltiniz varsa öncesinde bunu kullanırsanız fondöteniz daha da atabilir. O sebeple ben bunu yine bir nemlendirici baz gibi uygulayacağım. İçerisinde yeşil çay ve ark olması bir yandan da iyi, çünkü arkler yorgunluğu gideren ve tabii ki yeşil çay da yorgunluğu gideren bir efekti var. O yüzden bu ürünün belki dediğim gibi böyle gün sonunda güzel bir efekti olabilir. Ben ikisini de nem verme açısından çok beğendim. Ama Radiant Primer her cilt tipinin kullanabileceği bir ürün bence. Çünkü hiçbir şekilde yağlı hissettirmiyor. Tamamıyla nem odaklı bir ürün. İçerisindeki o küçük küçük pıtırcıkların da beni asla cildimi rahatsız etmedi bu arada. Hani bazı pıtırcıklar cildinizde hassasiyet yaratabilir. Bunun hiç öyle bir şey olmadı. Hemen patlıyorlar zaten. Sadece bu Tone Up Primer, yani creamy, kesinlikle kuru ciltlerin sevebileceği bir şey. Bakıyorum, ben normalde hani kuru alana çok fazla sahibim. İşte çene bölgem kuruyor, yanaklarım kuruyor, burnum üstü kuruyor. Diğer yerler, burnum üstü hem kuruyor hem yağlanıyor gibi garip şeyler oluyor. O yüzden kışın belki yine normal ciltlerin kullanabileceği bir şey, ama şu bunun gibi kurtarıcı olduğunu düşünmüyorum. Şu an kendi ürünlerimle tenimi yapıp hemen geleceğim. Bu arada kaşımı Maybelline Brow Precise Blond rengiyle doldurdum. Farkındaysanız böyle daha açık bir ton. Bilmiyorum ne kadar fark edebiliyorsunuz. Daha doğal bir kaş bitirimi sağlıyor benim için. Eğer açık renk kullanırsanız daha doğal duruyor. Bu da ekstra bilgiyi hemen geçiyorum. Çünkü bununla alakalı bir video çekmeye karar verdim. Zaten istiyordum da. İşte daha da ayrıntılı neler söyleyebilirim onu düşündüm. Geçiyorum şimdi gözlere. Paleti de hemen göstereyim. Bunu da bu hafta bayağı deneyimledim. Hatta geçen hafta sonu Instagram'da paylaştığım makyajda da bunu kullandım. Kullanması aşırı kolay yani. Renkler çok doğal. O yüzden günlük hayatta çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Bence renkler özellikle bizim gibi böyle doğal tonları seven kişiler için çok ideal. Şimdi size biraz swatchlarını göstermek istiyorum. Saatimi çıkardım. Böyle toplam 10 renkten oluşuyor. Siyah sadece. Siyah ve en baştaki renk mat. Diğerlerin hepsi daha çok ışıltılı. Sedefli diyorum ben genelde bu farları. Sedefli farlar. Bazı renkler özellikle çok fazla toz atıyor. Böyle eline aldığımda zaten swatchlarken de gördünüz, şimdi görüyorsunuz yani. Çok fazla toz atıyorlar. Ama genel olarak yumuşak yapıları var. Yani kolay dağıldıkları için idare ediyor bence. Tüm göz kapağıma en açık rengini uygulayacağım. Daha sonra üçüncü renk ile devam ediyorum. Biraz crease yaratalım. Burada renkler birbirine aslında sonuç olarak çok yakın olduğunu düşünüyorum ben. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü hafta içi denediğimde bazı renkler birbirine aşırı yakın. Yani uyguladığım zaman birbirlerinden çok ayrışmıyorlar. Hangi renkler gibi mesela? İşte bu renk ile şu renk gibi. Birbirlerine çok yakınlar. Evet, bu daha koyu kahveler barındırıyor. Bu daha bakırımsı bronz, ama yine de yakınlar. Ya da bu da. Böyle birbirlerinin bir ton koyu rengi gibi. Çok riskli bir palet değil o açıdan. Bilirsiniz ki bir melisteriniz risk almayı sever dermişim. O da onca doğal makyajı ben yapmıyormuşum gibi. Bu arada şeyi de beğendim ya. Bazı sedefli farlar uzaktan da bakıldığında aşırı ışıltılı gözükür. Ve göz kapağınızın şeklini değiştirir. Bu da işte doğru gölge vermediği için, ışıltıları, ışığı farklı yansıttığı için. O açıdan bunu özellikle karışım fırçasıyla uyguladığınız zaman çok ışıltılı durmuyor. Günlük kullanımda daha rahat kullanabileceğiniz bir far yapısı. Şimdi gül kurusu rengine geçiyorum. Şuradaki. Dökülme yapıyor. O yüzden kendinizi hazırlayın. Hani benim göz altında bayağı pudra var. Sorun olmaz ama ten makyajınızı çok hafif ve ıslak bırakıyorsanız yapışabilir. Koyu kahveye geçiyorum. En sondaki bronzumsu kahveye. Onu da bakın. Rahat görebiliyor musunuz? Uyguladığım yerde değil de ürünün yoğunlaştığı yerde kalıyor farlar. O yüzden bence profesyonel bir bitiş çok da beklememek gerekiyor. Açık renklerin pigmentasyonu nispeten daha iyi. Ama koyu renklerin sadece böyle doğal makyajlar yapmak isteyenler için ideal olacaktır diye düşünüyorum. Tahmin edersiniz ki siyah rengin de aslında çok fazla pigmenti yok. Ama bugün ben biraz daha böyle smoky göstermek istiyorum. Elinizde bu tarz farlar varsa da neler yapabilirsiniz onu görmenizi istiyorum.
Normalde bir kere bile dokundurduğunuzda farlara böyle pigmentasyon vermesi gerekiyor. Normalde ne yapıyorsam aynısını yapıyorum. Koyu kahverengi kalemimi aldım. Kiss markasının waterproof yine eyeliner'ı bu. Adı da Intensifying Brown diye geçiyor. Hatta bunu birkaç videomda kullandım. Diplerime geçiyorum bu kalemi. Bu kadarı yeterli. Yapısı o kadar yumuşak ki hemen dağılıyor zaten. Böyle çok uğraşmanıza gerek kalmıyor. Siyahtan bir önceki koyu rengi alıyorum. Ve dağıtıyorum. Özellikle bu teknik küçük göz kapakları ve düşük göz kapakları için çok güzel oluyor. Çünkü eyeliner efekti verdiği için gözünüzü yukarı kaldırıyor. Şimdi benim sevdiğim birkaç şey daha göstereceğim. Ya da böyle daha o gün kendi gözlerinizi belirgin istiyorsanız da bunu kullanabilirsiniz. Zaten bildiğiniz bir şey. Çok farklı bir şey söylemeyeceğim gerçi ama göz altıma da geçeceğim ben bu kalemi. Ama kirpik diplerime değdiğine emin oluyorum. Ben eğer göz altında bir şey yapacaksam önce kalemi sürmeyi tercih ediyorum ki kalemin dağılmasıyla daha güzel bir smoke elde ediyorsunuz fardan ziyade. Yine aynı koyu renk far ile de dağıtıyorum. Fırçanın üstündeki ürünü alıyorum biraz çünkü çok fazla siyah kalem geldi. Yine aynı farı geçiyorum. Ve farlar kalemle daha güzel sonuç verdi. Biraz önce uygularken gördüğünüz aynı farı. Üst tarafa böyle gölge vermeye çalıştım. Şu an asla görmüyorsunuz. Ama kremsi yapının üstüne geldiği zaman ben o içindeki morumsu ışıltıları görebiliyorum. Böyle bronze mor ışıltıları. Çok güzel durdu ikisi beraber. Ama onu uygulayana kadar pigment yok. Uç kısımda birleştiriyorum. Hafifçe böyle eyeliner efekti veriyorum. Ama bunu çok yoğun olmamasına dikkat edin. Çünkü keten yaratmıyoruz. Sadece gözün çekikmiş gibi durmasını sağlıyorum. Şimdi biraz denemek için şu altın rengini de göz pınarlığıma süreceğim. Ama altın rengi... Fix Plus sıkacağım fırçama. Altın renginden vazgeçtim çünkü. İkinci renk olan bu rengi Fix Plus sıktığım fırçamla deneyelim bakalım. Evet. Çünkü biraz önce kalemle yani kremsi bir ürünle kendilerini daha çok belli ettiklerine göre biraz nemli bir fırçayla daha iyi sonuç verirler diye düşünüyorum. Kesinlikle daha iyi bir pigment aldım en azından. Işıltılı ve aydınlık gözüküyor şu an göz pınarı. Aşırı kolay bir göz makyajı. Yani yapamayacağız düşünüyorsanız bile kesinlikle deneyin derim. Evet başlarda böyle çok yukarı çıkabilirsiniz göz kapağında üstünde özellikle. Ama yavaş yavaş alıştığınız zaman gözünüzü nasıl çerçeveleyeceğinizi çok iyi öğreniyorsunuz. O yüzden ben özellikle yeni başlayanlara, makyajı yeni başlayanlara bu tarz şeyler öneriyorum. Çünkü hem kolay hem seksi hem de böyle biraz daha profesyonel duruyor. Çünkü biliyorsunuz yani pro make-up artistlerin yaptığı makyajlar genelde çok işte cut crease'li, keskin değildir. Daha doğaldır. O yüzden sizi güzel gösterecektir. Aynı seri ile bir de slim maskara çıkardı. Açıkçası bu maskarayı ben çok beğenemedim. Çok standart bir maskara. Ben Maybelline Lash Sensation'ı efsane bir sonuç alıyorum genelde. Ama bununla böyle çok standart bir şey aldım. Ama yine de tek tek ayırdığı ve dipten dolgunluk verdiği için mesela şu an kirpiklerimi görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kalkıklığını evet bu kadar şey yapıyor, tutuyor ama bundan daha fazla uzatmıyor. Yani uzatmaksa ya da dolgunlaştırmaksa amacınız çok seveceğinizi düşünmüyorum. Böyle günlük çok da ekstrem kirpik sevmeyenler için olabilir. Alt kirpik dibinde biraz sonra göstereceğim. Gerçi smokey var çok görmeyebilirsiniz ama yine de alt kirpik dibinde tek tek ayırıyor. Bu değil tabii ki slim maskarası. Şimdi alt kirpik dibine süreceğim bunu. Benim alt kirpik dibinde sevdiğim şey doğal durması. Kirpikleri eğer çok belirgin istiyorsam kirpik takıyorum. Hiçbir zaman maskarayla arşa çıkarma taraftarı olmadım çünkü çok yapay duruyor. Ve böyle birleştiriyor benim kirpiklerimi. Ben çok sevmiyorum dediğim gibi. Alt kirpik dibinde de aynı şekilde. Mesela dış köşeler dışarı, ortaya ve içe bakacak şekilde zaten sürmeniz gerekiyor.
kendi kirpiklerimin koyu halini görmeyi tercih ederim. Böyle ayrık ayrık durmasını. O yüzden bu alt kirpik dibine tam istediğim efekti verdi. Eğer siz yine alt kirpik dibine çok yoğun uygulamalar seviyorsanız sevmeyebilirsiniz. Allık olarak atmamaya kullanacağım. Böyle ışıltılı bir cilt olsun istiyorum. Allıkla da desteklensin. Çünkü dudakta da böyle şeftali, kahverengiye yakın bir renk kullanacağız. Gözler, dudaklar aynı takım dursun istiyorum. Bugün yine teknik markasının Strobing Soap Kit'ini kullanacağım. Ben bunun yapısını çok seviyorum. Yani daha mat bitişli olmayan fondötenlerimle ıslak ve kuru, yani toz olan ürünü beraber kullanırım ama bu kadar mat bitişli bir fondöten kullandığım zaman da sadece toz ürünü kullanıyorum. Bugün daha değişik bir fırçayla uygulayacağım. Bobbi Brown'un blending fırçası. Bu normalde göz için tabii ki ama biz yüze kullanacağız çünkü çok büyük. Bunun yapısı çok ince. O yüzden yüzünüzde katman katman ürün varmış gibi durmuyor. O yüzden çok seviyorum. Pigmentasyonu beklenti üstü. Zaten videodan da görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. O yüzden kullanmayı çok seviyorum. Hele kremle krem tarafıyla birleştirip kullandığınız zaman daha da iyi sonuç alıyorsunuz. Bu da özellikle fondötenini sheer sevenler için, yani daha ince yapılı, daha ışıltılı sevenler için çok iyi bir kit. Benim gibi mat sevenler sadece kuru kısmıyla ilgilenebilir. Benim makyajda en sevdiğim şeylerden biri de şöyle makyaj bitmeye yakın Fix Plus sıkıyorum. Highlighter'ımın kör etmesini istiyorsam yüzüm ıslakken sadece en üst noktaları geçiyorum. Bu sayede hem kalıcılığını artırıyorum hem de cildimle çok iyi bütünleşiyor ürünler. Çok da dokunmamaya çalışıyorum bu esnada ki bozulmasınlar. Böyle mükemmel ıslak bitişli bir highlighter'ınız oluyor. Elimde Becca var ama Becca o kadar pudra ve gözeneklerimi belirginleştiriyor ki açıkçası bunu aynı olarak kullanmayı daha çok seviyorum. Şimdi sıra geldi Waterproof kalemine. Bunun numarası 02 Natural. İlk kullandığım an gerçekten yapısını anlamadım çünkü ruj gibi çok kremsi bir yapısı var. Normalde benim önce dudak kalemi uygulama huyum yok ama geçen gün sadece bunun yapısını denemek için bir deneyimledim, sonra tüm dudağıma geçtim. Bayağı sevdim o yüzden. Dudak kalemle dudaklarımı biraz daha kuruttuğu için sevmiyorum sanırım. Dudaklarınızda normal dudak kalemi uyguladığınız zaman böyle bir ağırlık hissedersiniz. O ağırlığı kesinlikle vermiyor. Böyle daha ince yapılı bir ürün tabii ki elime geliyor ama açıkçası ruj gibi duruşunu sevdim. Şimdi diğer en çok merak edilen ürüne geliyorum. Kullandığım zaman gerçekten çok fazla soru aldım rujun ne diye. David Lipstick 02 Natural yine. Aynı aile, aynı ten rengi diye, aynı renk diye düşünüyorum. Şöyle elimin üstüne de göstereyim. Yine kahverengi bir ton ama içerisinde hafif bir pembelik var. En azından elimde öyle gözüküyor. O yüzden daha da doğal duruyor böyle kahverengiler. Geçen gün Rimmel London videosunu çekmiştim. Belki izlemişsinizdir ya da izlemek istersiniz. Koyuyorum buraya. Orada da bir ruj keşfettim. Onun yapısı da çok ince. Ama onun kokusu biraz rahatsız ediyordu. Bu tamamıyla dudakta yokmuş gibi hissettiriyor. Üstüne ben o gün gloss uygulamamıştım. Açıkçası dün gloss denedim, Davy Lip Booster'ı. Ama çok beğenmedim. Neden? Çünkü çok fazla naneli bir yapısı var. Yani dudağınızı biraz da yakıyor aslında. Ve ben dudaklarımı bu şekilde dolgunlaştırmaktan çok hoşnut değilim. Yani bu kadar saat, bir saat çok rahat bir şekilde dudaklarımın o naneli efektini aldım. Sadece biraz görmeniz için ortaları uygulayacağım. Çok ince uygulayacağım. Belki ben biraz fazla uyguladım. Bir de yapısı birbirine yapışan cinsten değil ve yapışkan glosslardan olmasa bile çok likit. Fazla likit olunca da dudaklarınızda çok transform, başka yere geçiyor. Yani bir su içeyim hemen ona bulaşsın. Ya da ne bileyim bir şey yapayım hemen bulaşsın şeklinde. Yanlışlıkla değdiğiniz zaman böyle oldukça ürün götüren bir şey. Gloss'un yapısı. Evet, böyle mintli şeyleri seviyorsanız kullanabilirsiniz ama o kadar şey içerisinde en sevmediğim ürün bu oldu herhalde. Çok da benlik değil ki, gloss severim biliyorsunuz.
onun yerine ruju daha da mat kullanma ve kendi haliyle kullanma taraftarıyım. Çünkü nem veriyor, bir yandan mat duruyor. Bu ikisinin beraber olması rujlarda genelde çok olağan bir şey değil. O yüzden ben rujun performansını ve dudak kalemin performansını gerçekten çok beğendim. Bayağı günlük kullanabileceğinizi düşündüğüm bir makyaj bu. Çünkü çok kolay ve doğal duruyor. Özellikle kış günlerinde tercih edebilirsiniz. Akşamları falan dışarı çıkacağınız zamanlarda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz koleksiyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Hiç deneme fırsatınız oldu mu? Sizin de fikirlerinizi merakla bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.